Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde kesit alma konularını işleyeceğiz. Neden kesit alınır? Kesit nasıl alınır? Bunları göstereceğiz. Kesit, bir elmayı düşünün. Elmayı ortadan ikiye böldüğümüzü düşünün. İşte bu durumda oluşacak şekil kesit şekliyle birebir aynıdır. Fakat dikkat ederseniz, hani elmamızı dikine ortadan ikiye bölersek şöyle bir şekil çıkarken tepeden baktığımız düzleme göre ikiye bölersek de böyle bir şekil çıkabilir. Veya tamamen ikiye bölmek yerine şu şekilde kademeli belli bir kısım veya çeyrek kesebiliriz. Dikkat edin, hani kestiğimizde neyi göreceğiz, nasıl göreceğiz? Bu bizim kestiğimizi etkileyen hususlar. Kesiti niye alırız, niye kesit görünümü yaparız? Kesitin içerisinde bir boşluk veya bir şekil, bir şeyler varsa ve biz onu üç görünüm ile gösteremiyor isek veya gösterdiğimiz zaman birbirine çok karışıyor ise işte biz o zaman kesit alırız, kesit görünüm çizeriz. Maksadımız kompleks şekiller içerisinde farklı detaylar bulunan şekillerin o iç kısmını göstermek için yaparız biz kesiti. Şöyle bir şekil düşünün. Dikkat ederseniz içerisinde bir sürü kesitli çizgi var. Hele de tepeden görünüşe bakarsanız hani bunun nasıl bir şekle sahip olduğunu, ortasında nelerin olduğunu kestirebilmek çok da mümkün olmuyor. İşte bu gibi içinde çok detay bulunan şekillerin olduğu durumlarda biz üç görünüm çizmek yerine böyle bir kesit alıp çizersek, çizdiğimiz kesiti de tabii kurallarına göre tarama yaparsak o zaman daha anlaşılır bir şekil elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar kesitte üç önemli tarifimiz var. Kesit alma olayı, kesit düzlemimiz ve kesitimiz. İşte bir makine parçasını, herhangi bir parçayı, işte elmayı bıçakla kestiğimiz gibi bir düzlem alarak onu kesme olayında kullandığımız bu düzleme kesit düzlem diyoruz. Bu düzlem ile parçanın kesiştiği ara kesit bizim için kesit veya kesit görünüm olacak. Onu sadece tek başına alır, şu şekilde çizersek elde ettiğimiz bu nihai görünüme de biz kesit diyoruz veya kesit görünümü diyoruz. Veya bakın burada başka bir görüntü var. Tam şu düzlemden kesmişiz, şu taraftan bakmışız, geri kalanı atmışız diğer yarısını ve karşımıza çıkan kesiti de tabii ki artık taramak suretiyle göstermişiz. Kesitin tarama kuralları mevcuttur. Kesit düzlemini neye göre seçeriz? Hani böyle dikine mi keseceğiz, yatay mı keseceğiz veya kademeli mi keseceğiz? Maksadımız kesiti en iyi şekilde gösterebilmeye yarayacak bir kesit almak. Bu şekilde eksenel simetrik parçalar varsa bu gibi durumlarda eksenden geçen herhangi bir düzlem bizim işimizi görecektir. Veya eksenel simetrik değilse bir parça, şöyle ortadan ikiye böldüğümüzde de şu detayları vermeye yeterli değilse, şu A'dan başlayıp şu şekilde bir çizgiyi izleyip B'den bitirerek böyle kademeli bir şekilde kesmek suretiyle, şurada da 3 boyutu vermiş aynı parçanın, şu şekilde A'dan başlayıp birbirine paralel olan düzlemler şekilde parçayı kesip kesit görünümü de şu ortadaki gibi çizebiliriz. Buna da kademeli kesit düzlemi de deniyor. Dediğim gibi maksat ismin iç detaylarını göstermek. Ama kural itibariyle dediğimiz gibi kesiti nereden başlatıyorsak ve hangi yörünge üzerinde gidecekse ve en son nerede bitiyorsa biz ona A ve B kesti şeklinde gösteriyoruz ve ok işaretiyle gösteriyoruz. Ok işaretinin anlamı şudur. Biz bunu kestikten sonra ok işareti yönünde baktığımızda göreceğimiz kesit anlamında bunun tersi de olabilirdi. Veya illa 90'lar derece kesmek zorunda değiliz. Şu şekilde merkeze kadar sonra belli bir açıda kesebiliriz. Ama başlangıcı A ve devam ediyor. Bittiği de B nokta. Bakış açımız da şurası. Yani şu ufak dilimi atmışız. O dilimin olduğu yerden bakmışız ve bu cismi burada görmüşüz. Arkadaşlar kesitlerde taramanın çeşitli kuralları var. Tarama 45 derece açıda olunur. Birbirine montajlı parçalar varsa 45 ve 135 dereceli açılarda olur. Aralıklar birbirinden farklı olur farklı parçalarda.
Ve tarama için biz şu şekilde bir 45 derecelik çizgiler kullandığımız gibi şu şekilde dolgular da kullanılabilir. Teknik resimde kural sadece çizgi kullanmak ama mimarlar, inşaat mühendisleri dolgu veya boyamada kullanabilmektedirler. Parçanın şu şekilde destek kısmı varsa ve kesmişsek destekler veya buna kaburga da denir. Kaburga kısımları veya şu şekilde kol, yani göbek ile kovanı birbirine bağlayan kollar varsa bunlar taranmazlar. Miller şu şekilde yatay kesitlerde taranmazlar. Dikey kesitlerde taranır tabii ki. Bu şekilde de bazı istisnalar mevcut. Parçamızın tam AB'den kestiğimizde tamamen oluşan kenarları tarama olayına tam kesit diyoruz. Yine aynı parçanın tamamını değil de bir üst tarafını veya diğer tarafını, diğer yarısını tarama olayına da yarım kesit diyoruz. Yarım kesitler genellikle üstle alt birbirine eşitse kullanılır ama çokça kafa karıştırabildikleri için genellikle tam kesit kullanılabilir. Bir de kısmi kesit var. Parçamızın tamamını kesmek yerine hangi detayını vermek istiyorsak sadece onu gösterecek şekilde belli bir bölgesinin de kesiti alınır. Dikkat ederseniz bütün kesitlerde ortak özellik tarama yapılması. Biz tarama çizgilerini gördüğümüzde anlıyoruz ki bu bir kesit resimdir. Bir de şu şekilde parçaların kol veya mil yuvarlak şeklin dışında farklı geometriye de sahipse onu da gösterebiliriz sadece onun üzerinde. Bakın bu burayı tam ortadan kestiğimizde şöyle bir şekil çıkacak anlamında. Böyle gösterebileceğimiz gibi şu şekilde de gösterebiliriz. Farklı farklı her bir kesite farklı şekilde bir de gösterilebilir. Veyahut da şu şekilde kesit düzleminde oluşacak kesit şu şekilde de gösterilir. Yani bakışa dikkat edin. Normalde önden bakıyoruz ama yandan bir kesit koymuşuz. Şurada da öyle. Bakın önden bakıyoruz ama yandan kesiti önden görünüşe montaj etmişiz. Biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama buna dikkat edelim. Veya kademeli bir mil var. Onun şu şekilde gösterebiliriz. Kesitler tek parçalarda olabileceği gibi montaj parçaları da yapılır. Bakın burada bir montaj parça gözüküyor. Ortada bir mil var. Dışında bir kovan var. Kovanla mil arasında sıkıştırma burcu var. Şurada yaylar mevcut. Yayların içerisinde bir yay daha var ve bir yay daha var. Üç yay iç içe. Sonra şurada bir sıkı geçme var. Bakın her bir parçanın taraması 45 derece veya 135 derecelik çizgilerle yapılmış ama sıklıklarına dikkat edin. Yaylar bakın şurada daha sık taranmış. Bir yayla diğer yayın tarama çizgileri farklı. Şu göbek lemilin açılar farklı. Biri 45 derece taranmış, biri 135 derece taranmış. Mil taranmamış. Milin ama şu kesiti taranmış. Tamamı yarım kesit gösterilmiş. Dikkat edersek burada bütün tarama ile ilgili kuralların hepsi uygulanmış. Şimdi biz bunu AutoCAD'de uygulayacağız. AutoCAD'imizi açıyoruz. AutoCAD'imizi açar açmaz ilk yapacağımız kontrol Object Snap'imiz açık mı? Açacağız. 3D Object Snap'imiz açık mı? Tıklayıp onu açacağız. Ve kontrol edeceğiz neler var diye. Bakın hiçbir bir tane seçili değil. Kesinlikle Vertex'i, Midpoint'i, Center'ı, Perpendicular'ı seçiyoruz. Ve kesinlikle de Nearest'i seçmiyoruz. Normal Object Step'lere bakıyoruz. Burada da end point, midpoint, center, quadrant, seçili, intersection, insertion, tangent, nearest hariç diğerlerini seçtiğimizden emin oluyoruz. Okey diyoruz. Dinamik girişi açabiliriz. Kutucuklar, ekrandaki kutucuklar vasıtasıyla giriş yapabilmek için. Cyclic Selection'ı açarız. Katı model çizerken İç içe geçmiş katılar seçmemizde kolaylık sağlar. Şu ekrandaki gridleri kapatabiliriz. Ve varsa başka Snap Moto F9'umuz da kapalı olacak. Aksi halde çok detaylı çözünürlükte çizim yapamayabiliriz. Bu ayarları yaptıktan sonra geliyoruz, çizgiler ekliyoruz.
A4 diyorum. Buradan load diyorum. Her şeyden önce isodash ve isodash.dot'ların eklenmiş olduğundan emin oluyorum. Bunları standart AutoCAD'e açar açmaz hemen alışkanlık olarak ilk yaptığım iş. Bunları hepimiz yapacağız. Çünkü bu çizgileri, bu ayarları hep kullanacağız. Şu örneğimizi oluşturmaya çalışalım. Bakın bir milimiz var. Daha sonra onun dışında bir göbek var. Bu içerideki ufak parçaya hareketi aktaran yuvarlak kesitli çubuklara mil diyoruz. Diğer adıyla şafta denir. Onun dışına takılan ve bu hareketi başka bir yere aktarmak için kullanılan parçalara da göbek denir veya kovan denir veya kasnak denir veya volan denir. Hepsi döner parçadır, yuvarlak parçadır. Bakın içini tarayacağız. Tarama için hatch komutunu kullanacağız. Hatch diyoruz ve şu bölgeyi seçiyoruz. İç bölgeyi ve ANSI 131 tipini seçiyoruz. Bakın taramayı 45 derecelik açıyla yaptı. Çok sık taradı. Bunu biraz onda bir oranda ufaltalım. Çok az oldu. Bunu 3 yapalım. Gayet güzel oldu. Dış parçamızı seçip onu tarayalım. Bakın tarama kuralımız neydi hatırlayın. Her iki parçanın tarama açıları birbirinden farklı olacak. İçerideki parçamız hangi açıdaysa dışarıdaki onun ters olacak. Bakın içeridekini tekrar tarayalım. Şöyle bir iç bölge seçelim. Açısını 90 derece fazla verelim. Normalde 45 ya. Bunun 90 derecesini düşünürsek 135 olur. Unutmayın sadece 45 ve 135 derecelerde tarama yapılır. Bu şekilde iki tane parça olduğu, bunun bir montaj olduğu ortaya çıkar. Ama tarama yaparken şuna dikkat edin. Eğer biz bir şekilde kapalı bir bölge yapmayı unutmuşsak, şöyle açık bölgemiz var ve biz bunu taramak istiyorsak, şu bölgeye tıkladığımızda taramak için hata mesajı alacağız. Diyor ki kapalı bir sınır belirlenemedi diyor. Yani tıkladığınız bölgede kapalı bir sınır yok. Bize de diyor ki şu iki bölgede bir açıklık var. Biz ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Burayla bura arasını birleştireceğiz ve kapalı bir bölge teşkil edip sonra tekrardan hatch komutunu vereceğiz ve iç bölgeye tıklayıp artık istediğimiz şablonda istediğimiz oranda bir tarama yapabiliriz. Peki taramamızın bu skalası ne olacak? Büyük parçalarda gördüğümüz gibi büyük aralıklarda tarayacağız. Küçük parçalarda daha sık tarayacağız. Hatırlayın şu montajda. Büyük parçalar daha aralıklı, yay gibi parçalar, daha ufak parçalar daha sık taranmış. Kurallarımız bu. Açılara dikkat edelim. 45 derece ve 135 derece. Şimdi bu şekilde bir çizim yapıp tarama yapabileceğimiz gibi katı modellerde tarama yapabilmek için daha pratik bir yöntem var. Onu göstereyim size. Bunlarla uğraşmadan bir katı modelimiz var ise şayet katı modelimizin kesitini alabiliriz. Kesit almak için 3D Tools'a geliyoruz ve Section Plane'imiz var. İlk yapacağımız iş Section Plane oluşturmak. En basitinden bir yüzeye tıklamak suretiyle o yüzeye hemen bir kesit düzeni atıyor. Veyahut da tekrar Section Plane deyip şu yüzeyi tıklamak suretiyle veyahut da şu istediğimiz herhangi bir yüzeye tıklayarak bu yüzeye paralel bir kesit oluşturuyor. Siz bu kesiti seçtikten sonra tutar, şöyle ileri geri hareket ettirirseniz, istediğiniz yere de bırakırsanız onun kesit görünümünü size verir. Peki bu kesiti nasıl görünümünü çizdireceğiz, kesit görünümü? Hemen bu section plane'i oluşturduktan sonra generate section diyeceğiz. Ve biraz önce oluşturduğumuz section plane'i yani kesit düzlemini seçeceğiz. Doğru düzlemi seçtiğimizden emin olalım. Sonra create diyeceğiz. İşte buranın görünümünü bize verecek. Tıklıyoruz. Bize x ve y ölçek faktörünü soruyor. X de y de büyütüp küçülteyim mi? Bir yaz enter'a basıp tekrar bir yaz enter'a basarsak aynı birebir oranda
Kesit oluşturacak ve döndürme yapayım mı diyor. Hayır, 0 derece diyoruz ve entra basıyoruz. Bu suretle bu kesitin görünümünü bize bu şekilde otomatikman kesit görünümünü vermiş oluyor. Dikkat ederseniz içerisinde katı doldurdu. Biz bu kesit görünümün 45 derece kuralına uygun çizebilmek için önce seçip explode edeceğiz. Hatırlayın, şuradan explode ediyoruz seçtiğimiz yeri. Sonra da şu iç dolguları ANSI formatına getireceğiz. Tabii ki buradan artık birbirinden farklı parçaları varsa bunları farklı kesitlerde çizmemiz lazım. Bu kesitlerin tamamı aynı parça olduğu için tek açıda çiziyorum. Sıklığını biraz artırayım, 0,5 yapayım. Bu şekilde parçamızın kesitini de oluşturmuş oluyoruz. Kesit düzlemi çıkartmanın başka yolu da var. Bu kesitimizi silelim. Yine 3D Tools'a gelip, Section Plane'e gelip düğmeye bastığımızda nokta seçerek de kesit oluşturabiliriz. Şuradan şuraya, evet, nokta seçerekten de kesit yapıyoruz. Tıkladığımız yerde o tıkladığımız yüzeyi tespit edip yine bir düzlem ortaya koyuyor. Veya draw section ve ortografik özelliği var. Draw'un D'sini yazıp enter'a basarsanız draw aktif olur. Draw demek çizmek demek. Yani bir noktadan başka bir noktaya, daha sonra öteki noktaya, daha sonra öteki noktaya istediğimiz noktalar seçerek bir kesit çizebiliriz. İşte yani burada olduğu gibi kademeli bir kesit de çizmiş olabiliriz. Tekrar section deyip ortografi seçeneğin mouse'unu tıklayıp enter'a basaraktan. Bu da artık görünümümüze göre ön görünüm, yan görünüm, hangi görünüm istiyorsak o görünüme göre otomatikman bir kesit oluşturmaya yarıyor. Çeşitli kesit oluşturma opsiyonları var. Her şeyden önce yapacağımız iş kesit oluşturma. Peki bu oluşturduğumuz kesite nasıl bir kademe vereceğiz? Şöyle, kademe nasıl oluşturuluyor? Bakın burada yine geliyoruz. Add jog diyoruz. Add jog demek kesite kademe vermek demek. Buna tıkladıktan sonra kesit düzlemini seç diyor. Kesit düzlemimizi seçiyoruz ve sonra jog eklenecek bir nokta seç diyor. Mesela şu noktayı seçiyoruz. O noktaya göre büküyor tabii ki. Bunun iç dış ayarını nasıl yapabiliriz? Şu kenarda dahil biz kesitimizde iç dış ayarlamasında yapmış olabiliriz kesite. Çeşitli açılarda vermiş olabiliriz. Kesit olayı özünde bu kadar basit bir şekilde kesit çizebiliyoruz. Katı modellerde bir diğer özellik de üç görünüm. Otomatikman üç görünüm çıkartma olayı. Onu da gösterelim. Bir katı modelin şöyle perspektifine bakıp elimizde daha önce bunun üç görünümünü çizmiştik. Bakın şöyle bir parçaydı mesela. Bunun ön görünümü, üst görünümü, yan görünümü diye 3 tane çizim yapmış. Sonra bunları ölçülendirmiştik. Tabii kural neydi? İlk başta ön görünümle her zaman başlıyorduk. Sonra içeride kalan kenarları, köşeleri kesikli çizgiyle çiziyorduk. Ona da görünmez çizgi diyorduk. Eğer dönel bir parça varsa, silindir gibi, delik gibi, onları da eksen çizgisiyle gösteriyorduk, simetriye sahip olduğu için bu kurallara uygun çizmiştik. Bunu hatırlayalım. Şimdi elimizde hazır bir katı model varsa bunun üç görünümünü otomatikman çizdirebiliyoruz. Annotate'e geliyorum. Base View'e tıklıyorum. Bakın model görünümünde bu komut çalışmıyor diyor. Şu kısma geçiyoruz, layer görünümüne. Burada tekrar base view komutunu vereceğiz. Base view demek ön görünüm temel olarak. Parçamızın ön görünümü, görüntü tarzı nasıl olsun? Tel kafes with hidden layer. Bakın ön görünüm genelde sol üst köşeye yerleştirilir. Şimdi yerleştirmemiz istiyor. Modelimizin ölçeğini belirleyebiliriz. Birebir olursa aynı ölçekte ikiye bir çizebiliriz. İki kat büyük olacak şekilde. Okey diyorum. Ben bu
Artık mouse'umu nereye hareket ettirirsem, mesela aşağı hareket ettirirsem teknik resim kuralına göre üst görünümü çiziyor. Yan tarafa hareket ettirirsem yan görünümü çiziyor. Şöyle kenara koyarsam perspektif görünümü çiziyor. Çizimlerimiz tamam olduktan sonra Enter'a basıyoruz. Ve bir süre beklediğimizde artık kesikli çizgileriyle birlikte bu cismimizin üç görünümünü otomatikman çıkartmış oluyor AutoCAD. Ha, daha sonra bunun görüntü tarzını değiştirebilirsiniz. Tıklayıp şuraya görüntü tarzı diyelim ki katı model olsun der. OK'ye basarsanız parçalar katı model çizilir. Renklerini ayarlamak için renkleri şu modelden değiştirelim. Buradan rengimizi çayın yapalım. Şimdi gelip güncelleyelim bütün görünümü. Tek tek tıklıyoruz. Hepsinin artık güncellenmiş de oldu. Bu şekilde de bir katı modelin otomatikman üç görünümünü çizdirmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.